Hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Biliyorsunuz ki LGS 2022 süreci içerisinde artık zamanımız yavaş yavaş azalıyor ve bu azalmalarla bilgiler gelmeye başladı. Biliyorsunuz ki LGS kılavuzu yayınlandı. işte başvuruları nasıl yapmanız gerekiyor? Başvurularda dikkat etmeniz gereken durumlar neler? Ya bunların hepsini tek tek ayrıntılı bir şekilde Milletin Bakanlığı hazırlamış kılavuzu. Ben onunla ilgili de video çektim arkadaşlar. Yukarı sağ aşağı yukarı herhangi bir yere koyacağım. Oradan izlemeyenler varsa o şekilde izleyebilirler. Şimdi bugün LGS 2022'nin kesinleşmiş konularına bakacağız arkadaşlar. Milliyetin Bakanlığı dün yayınlamış kesinlenmiş yani kesinleşmiş konular neler? Bunun içerisinde dil bilgisi var mı? Yok mu? Bir inceleyelim bakalım neler var. Tabii ki görüyorsunuz. Her, her anınızda yanınızda olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Her yeni bilgilerde hemen karşınıza çıkıyoruz ve bu bilgileri sizlere tabii ki de sunmaya çalışıyoruz. Sizler de tabii ki bizlere destek için o like'larınızı çok görmüyorsunuz. İlk defa geliyorsan, ilk defa izliyorsan abone olmayı da unutmuyorsun. Teşekkür ediyoruz. Bakalım neler var diye bilgisi var mı veya eksik konu var mı veya hangi konular var yani kendi fikirlerim de var onları da söyleyeceğim sizlere kendi düşüncelerimi de söyleyeceğim çıkıp çıkmayacak konuları da söyleyeceğim arkadaşlar bu içerisinde çünkü bazı konuları e, sormuyorlar yani o yüzden boşuna çalışmayın zaman kaybı yapmayın evet hadi bakalım geçelim bakalım neler var neler var şimdi Milletin Bakanlığı ilk yani dün bunu yayınladı arkadaşlar 2002 LGS konuları kazanım ve konular açıklandı. Öncelikle bir Türkçe'ye bakalım. İçindekiler Türkçe, Matematik, Femdeler, İnkılap, Din Kültürü, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, e, Musevi Okulları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Ermeni Okulları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi içerisinde var. Şimdi bakalım. Türkçe içerisinde 8. sınıf. Zaten şunu diyoruz biz. LGS konuları 8. sınıf konusu zaten. Tamam mı? Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Bakalım. Öncelikle okuma kısmı var. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin etme. Evet bizim önemli olan kısmı nasıl? Neresi? Tabii ki de dil bilgisinin olup olmadığı kısımdır. Şimdi deyim, atasözü ve de özdeşlerin metne katkısını belirler. Zaten biz Türkçe'ye baktığımızda genel yapı olarak paragraftan sorulacağını biliyoruz. Yani Türkçenin %80'i paragraf kısmı olacak. Sorarlarsa bir tane iki tane bu kısımlardan soracaklar. Mesela benzetme, teşbih, kişileştirme, teşhis, konuşturma, işte bunlarla ilgili abartma mülakat söz sanatlarının belirlenmesi sağlanacak. Yani sana sorarsa şu konulardan soracak. Şu kazanımlardan soracak. Metindeki anlatım bozukluklarını belirleme. Dil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur. Dil bilgisi yönünden durulacakmış. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. Yani fiilimsilerle ilgili sorular çıkacak arkadaşlar. Ne çıkacak? Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez. Bakın türler fark edilecekmiş. filmlerde sorarlarsa buradan çıkacak. Bence arkadaşlar filmlerle ilgili de çok soru çıkacağını sanmıyorum. Dediğim gibi genel yap olarak bizim için paragraf kısmı çıkacaktır. Paragraf odaklı çalışmak zorundayız. Burada hemfikiriz değil mi? Zaten bunu biz her zaman her yerde dile getiriyoruz. Paragrafın ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Bakın metinle ilgili sorular sorar. Metnin konusunu belirler. Metnin ana fikrini, ana duygusunu belirler. Metnin yardımcı fikirlerini belirler. Metnin içerisindeki uygun başlık başlıklar belirler. Yani bunların hepsi metinlerle ilgili olduğu için paragraf kısmı söyleyebiliriz buna. Genel yapı olarak arkadaşlar şöyle söyleyebiliriz. Filmsilerden çıkacak ama ayrıntılı bir şekilde çıkacağını sanmıyorum. Sadece filmsiler kısmı şu kısmı bizim için önemli olması gerekiyor. Bunu bildikten sonra zaten soru yapmanız gerekiyor. Tamam mıdır? Tamamdır. İşte okuduğu, okuduğu metinlerdeki hikaye unsurlarını belirler. Metnin içeriğini yorumlar. Ondan sonra bakalım metin türlerini ayırt eder. Bakıyorum 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 bizim filmselerle yani dil bilgisiyle ilgili başka neler var diye bakıyorum. Yazdıklarını düzenler. Cümlenin öğeleri var. Cümlenin öğelerine ait eder var. Bu çıkacak. Cümle türlerini tanıma kısmı var. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. Yani şöyle söyleyeyim. Filmselerle ilgili bu şeyleri kazanımları öğrenmeniz sizin için yeterli olacaktır. Geçen sene filmselerle ilgili hiç soru çıkmadı arkadaşlar. Yani ezbere dayalı hiçbir şekilde çıkmadı. Sadece yoruma dayalıydı. O yüzden biraz süreyle ilgili sıkıntı yaşadılar. E düşünsenize filmsilerden bir tane soru çıktı. İşte diğerlerinden mesela yazım kuralları da falan bir iki tane iki üç tane soru çıktı. Onu belki de bir buçuk dakikada ne bir buçuk dakikası belki 30 saniyede veya bir, bir dakikada en fazla çözebiliyorken ama adam paragrafı dayadı. Sen ne yaptın onu 3 dakikada 4 dakikada çözmeye çalıştın. O yüzden zaman kaybı yaşayanlar çok fazla oldu geçen sene. Yani bu fiillerin yani dil bilgisinin sorulmaması sizin için bence avantaj arkadaşlar. O yönden canınız sıkmayın. Filmler çıksa da çok zor bir şekilde çıkmayacağını söyleyebilirim. Şimdi gelelim e, matematik kısmına baktığımızda çarpanlar ve katlar, üslü ifadeler, kareköklü ifadeler. Burada zaten kazanımlar veriyor bakın. Bu kazanımları bildiğiniz halde biliyorsanız, iyi bir şekilde öğrendiyseniz çok da korkmanıza gerek yok. Ama şöyle Matematik artık fen artık Türkçe yorumlama kısmında ağırlıklı olduğu için yorumlamak da istiyorsunuz. Yorumlamak da gerekiyor. Evet cebirsel ifadeler ve özdeşlikler kısmı olacakmış. Doğrusal denklemler kısmı var. Eşitsizlikler kısmı var. Üçgenler var. Bunlarla ilgili de hatta hangi konudan ne kadar çok soru çıkar? Hangi konudan ne... Yani en ağırlıklı olarak kaç tane soru çıkar diye onun araştırmasını yapmıştık. Onu da yukarıya bir yere koyarım arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Evet eşlik ve benzerlik çıkıyor. Geometrik cisimler çıkıyor. Ben bu geometrik cisimlerden falan çok çıkacağını sanmıyorum arkadaşlar. Geometrik cisimlerin hatta şu son kısımları şunlar mesela dik premedi tanır, dik koni tanır gibi. Bunlarla ilgili bence çok soru geleceğini sanmıyorum gelmeyecektir diye düşünüyorum. Fen bilimleri içinde mevsimlerin oluşumu, DNA ve genetik kod, kalıtım kısmı var, mutasyon ve modifikasyon var, adaptasyon kısmı var, basınç kısmı var, madde ve endüstri madde ve doğrusu. Yani bunlar zaten alt başlıktır arkadaşlar. Mesela periyodik sistem var. Madde ve endüstrinin içerisinde periyodik sistem var. Başlık başlık baktığımızda da işte fiziksel ve kimyasal değişimleri görmeniz gerekiyor. Asitler, bazlar bizim için önemli. Maddenin ısı ve iletişimi var. Türkiye'nin kimyası e kimya endüstrisi kısmı bizim için önemli. Basit makineler ve fiziksel olaylar gelecekmiş. enerji dönüşümleri ve çevre bilimi, canlıların yaşamı var. Bakalım hızlı bir şekilde geçebiliriz mı? Elektrik yükleri ve elektrik enerjisi fiziksel olayları var karşınıza çıkacaktır. E tarihi kısmında bir kahraman doğuyor. Milli uyanış, milli bir destan, Atatürkçülük ve çağdaşlık, çağdaşlaşan Türkiye. Demokratik, demokratikleşme çabaları Atatürk dönemi Türk dış politikası Atatürk'ün ölümü ve sonrası var din kültürü kısmında kader ve inanç kısmı var zekat ve sadaka kısmı var din ve hayat var Hazreti Muhammed'in örnekliği var ek olarak Kur'an-ı Kerim ve özellikleri var yabancı dil İngilizce kısmında da ünite, ünite. friendship, teen life, in the kitchen Ondan sonra on the pond var, the internet, e, adventurous e, tourism, e, chores, e, scans ve natural force var. Bunlar da İngilizce kısmında büyük ihtimalle her birinden birer tane soru çıkar diye düşünüyoruz. Yabancı dil Almanca kısmında sizler inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi e, bu konular kesinleşmiş arkadaşlar. Yani LGS 2022'de bu konulardan, bu kazanımlardan, bu müfredattan sorumlu olacaksınız. Zaten bir değişiklik yok. Aynı şekilde yüksek insanın bu konuları var. Bir değişiklik olur olmaz. Böyle bilgiler gelir gelmez. Biz sizlerle zaten paylaşacağız. O yönde hiç canınızı sıkmayın. Yanınızdayız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Bizler için çok değerlisiniz. Çok önemlisiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.